Merhaba çocuklar. Bugün size Rüya ve Ata'nın uzay macerasının 6. bölümünü anlatacağım. Halkalı gezegen Satürn. Pırıltı Jüpiter'den ayrıldıktan sonra Satürn'e doğru ilerlemeye başladı. Yol boyunca Rüya ve Ata, uzayın sonsuz karanlığında ilerleyen küçük uzay aracının camından dışarı bakmaya devam etti. Bakışları hayranlık ve merak doluydu. Pırıltı ilerlerken çocuklar karanlık uzay boşluğunda parlak bir ışık huzmesi gördüler. Ardından bir tane daha ve bir tane daha. Bu bir meteor yağmuru. Gördüğünüz ışıklar yanımızdan hızla geçen ve yanan göktaşları aslında diye açıklama yaptı pırıltı çocuklara. Meteorlar ışık izleri bırakarak hızla kayıyor, ardından yok oluyordu. Her biri farklı bir yöne gidiyor ve ardında kısa ama büyüleyici bir parıltı bırakıyordu. Sanki uzayda bir havai fişek gösterisi vardı. Sonsuz karanlıkta parlayan yıldızlar sanki onları selamlar gibi yanıp sönüyordu. Bazı yıldızlar altın sarısı ve beyaz ışıklar saçarken diğerleri mavi ve kırmızı tonlarında ışıldıyordu. Uzaklarda bir galaksi adeta rengarenk bir girdap gibi dönerek mor, pembe ve turkuaz tonlarında ışıklar yayıyordu. Çocuklar bu muhteşem renk şölenini sessizce büyülenmiş gözlerle izleyerek yola devam ettiler. Pırıltı biraz sonra sessizliğini bozarak çocuklara Satürn hakkında bilgi vermeye başladı. Satürn, Güneş sisteminde Güneşe en yakın 6. gezegendir. Aynı zamanda da Jüpiter'den sonra en büyük 2. gezegendir. Halkalarıyla tanınan bu dev gaz topu birçok kişi tarafından Güneş sisteminin en güzel gezegenlerinden biri olarak kabul edilir. Satürn'ün halkaları buz ve taş parçalarından oluşuyor. Rüya ve Ata Pırıltı'nın anlattıklarını merakla dinlediler. Rüya heyecanla sordu. "Satürn'ün halkaları çok mu parlak? Onları yakından görebilecek miyiz?" Pırıltı gülümseyerek cevap verdi. "Elbette. Satürn'ün halkaları uzaktan bile çok etkileyicidir. Ama yaklaştıkça detaylarını daha iyi anlayacaksınız. Az kaldı gelmek üzereyiz." Bir süre sonra Satürn, uzayın karanlığında parlamaya başladı. Çocuklar gezegenin ihtişamını gördüklerinde gözlerine inanamadı. Vay canına dedi ata. Halkaları muhteşem görünüyor. Pırıltı gezegene yaklaşırken. Bu halkalar gezegenin çevresinde dönüyor. O nedenle böyle büyüleyici bir görüntü oluşturuyor. Yaklaşık yedi ana halkadan oluşuyor ve biz bunları tek halka gibi algılıyoruz diye açıklama yaptı. Rüya halkalara hayranlıkla bakarak sanki bir masalın içindeyiz halkaların üzerinde yürüyebilir miyiz acaba diye sordu. Pırıltı gülerek maalesef rüya bu halkalar çok ince ve yoğunluğu düşük ama gözlerini kapatıp hayal edebilirsin diye yanıtladı. Pırıltı Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a doğru ilerlerken çocuklara Satürn'ün 83 tane uydusu var. Şimdi sizi Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a götüreceğim. Titan kalın bir atmosfere sahip olan tek uydu. Bilim insanları burada metan denizleri olduğunu düşünüyor diye bilgi verdi. Titana vardıklarında çocuklar bu turuncu ve sisli uydunun manzarasına hayran kaldılar. Ata, burada başka canlılar yaşayabilir mi? diye merakla sordu. Pırıltı, henüz bilmiyoruz ata. Ama evrenin her köşesi keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu. Belki de bir gün bu sırları siz çözersiniz dedi. Çocuklar birbirlerine bakıp gülümsediler. Rüya heyecanlı bir sesle, "Elbette Pırıltı öğrenince ilk seninle paylaşacağız." dedi. Pırıltı çocukları Satürn'ün diğer uydularını da görmeleri için kısa bir tura çıkardı. Enceladus'un buzlu yüzeyini ve fışkıran su buharı gayzerlerini gösterdi. Onlara bu buzun altında büyük bir okyanus olduğuna inanıldığından bahsetti. Son olarak Pırıltı çocukları Satürn'ün atmosferine yaklaştırdı. Pembe, mor tonlarındaki gaz bulutları sanki gizemli bir ışık oyunu oynuyordu. Çocuklar adeta bir rüyanın içinde gibiydiler. Satürn'ün etrafındaki keşifleri tamamlanınca Pırıltı yeni bir macera için yıldızlar arasında yolculuğuna devam etti. Gördükleri muhteşem görüntüler ve öğrendikleri yeni bilgiler çocukları çok heyecanlandırmış, keşfetme tutkularını iyice körüklemişti. Akıllarındaki onlarca soruyla uzayın derinliklerine doğru ilerlerken Satürn arkalarında parlamaya devam ediyordu.